Türko! Türko, Türkiye! 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 Balıkları kızartmış bu abimiz. Balıklar var. Burada abimiz değişik şeyleri kızartmış. Karadeniz'de bu iki yemek de yok. Seyreden Karadeniz'de arkadaşlar da şaşıracaktır bunu. Herkese yeni videodan selamlar. Bugün yanımda Yürkan abi var. Yürkan abi bazılarınız tanıyordur. Bisikletle dünyayı geziyor. Bugün Gürkan abiyle birlikte bu Mercado Libre yani Halk Pazarı Santiago'da burayı gezeceğiz. İçeride neler var onlara bakacağız. Sokak yemeklerine bakacağız, deneyeceğiz bazılarını. Bu şekilde buraları size göstereceğiz inşallah. Ben de buraya gelmeyeli bayağı bir oldu. En son 4 sene veya 3,5 sene önce gelmiştim. Bu tabii Santiago'da çok uzun zamandır Güney Amerika'da bulunuyorum. İlk geldiğim yıl buraya uğradım. Ondan sonra bir daha bu tarafa hiç gelmedim. Ben dedim abi gel dedim bir pazar çekelim. Abi gel beraber bakalım. Uzun zaman oldu benim için de güzel olacak. Aynen abi burada neler var. Tabii ki hem hani bütün Şili'de en ucuz malı burada bulabilirsin. Hemen hemen en ucuz malları burada bulabilirsin. Çeşit çok. Sokak yemeği çok. İşte evet. Zaten onları da gösteririz teker teker. Ben bile adlarını unuttum çoğunun. Böyle dolaşalım ilk başta burada. Burası tam bir işte hal meyve sebzesi pazarı arkada. Evet. Burada da işte markette satılan gıdaları ucuza bulma şeyi var. Çünkü Şili çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Aşırı pahalı. Şili aşırı pahalı. Hatta Latin Amerika'daki en pahalı ülke diyebiliriz. Dolarla dolarla yarışıyor. Ne oluyor işte 1000 pesosu 16 TL'ye falan geliyor. Evet. Yani sıfırları atarsan aslında bir pesosu bir yani. Bir pesosu 16 TL'ye geliyor. Olmuş oluyor evet. Oldukça pahalı. Buradan hani bilmiyorum mesela bu şekilde pazar. Şeye bakalım. Ofertera mesela domatesi ne kadar satıyor bak. 2 kilosuna 1000 peso demiş yani. 2 kilosunu ne yapıyorsun? Markette daha pahalıydı. Ama tabii marketin domatesi daha kaliteli daha, gibiydi daha ama. Daha kalitelidir. Aynen. 1 dolardan biraz fazla. 1 dolar 20 sent evet. Civarında. 2 kilosu. Yarım kilosu 60 sent gibi bir şey. Aynen öyle. Yani şeyden Şili'de en ucuzu alabileceğin meyveyi, sebzeyi alabileceğin yer burası. Buradan daha ucuz evet. Çok zor. Hepsi pazar hal her yerde uygun oluyor. Genelde bu taraflarda Güney Amerika'da her ülkede bulunuyor böyle Mercado Libre'ler. Mesela burada en çok üretilen şey var. Avokado bu enteresan. Bu ülkede avokado çok üretiliyor. Ne yapmış? Adam kilosuna 3000 peso yani. Aşağı yukarı 4 dolara yakın 4 neredeyse. 4 dolara yakın para ediyor evet. Peru'da daha uygun. Peru'da neredeyse bedava. Ekmek arası avokado satıyorlar çarşıda. Bir de avokado da böyle. Evet. Kavun gibi avokado satıyorlar. Yalnız bir şey diyeceğim. Covid öncesi burada iğne atsan yere düşmezdi. İğne atsan yere düşmezdi. Ben şimdi buraya dedim ya. Çok uzun zamandır ilk defa geliyorum. Biz hafta içi öğlen vakti şu anda bomboş hiç kimse yok. Çok şaşırdım aslında. Gel yukarılara bakalım. Yukarılarda da yani aslında bu halden çıkan işte sebzeyle, etle burada restoranlar var. Evet. Sokak yemeği burada devam ediyor. Dışarıda yani. Normal tezgahlarda satıyorlar ama burada... Burada da içeride de menü var. Burada Latin Amerika'da hani görmüşsünüz böyle menüler var. İşte ne veriyor? Sulu yemek. Ya makarna vardır ya pilav vardır. Bu şekilde çeşitler. Bakıyorsun balık var. İşte, bu kalamar değil mi? Kalamar. Pescado alo macho. Ceviche burada da var. Ceviche burada zaten. Aslında o Peru'nun ama. Peru'nun evet. O Peru'nun yemeği zaten. Ama burada şöyle bir şey var. Mesela midye. Bunlar mesela buradan özel bir midye çıkıyor. Böyle ince uzun sürüm gibi böyle çok. Adını hatırlamıyorum şu anda unuttum. Mesela burada yemiyorlar ama buradan o balık ürünlerini şeye gönderiyorlar. Peru'ya gönderiyorlar. Peru'da çok yeniyor. Buranın balık ürünü baktığında yaklaşık 1.7 milyarlık bir şeyi var. Üretimi var, satışı var. Yurt dışına 1.7 milyarlık balık satıyor bunlar. Çok ciddi. Hatta bu somon balığı, işte Norveç somonu deriz ya. O Norveç somonu aslında Norveçliler gelmiştir Şili'nin aşağısında. Sen Patagonya'ya gittiğinde araştırırsın orada da. Bir sürü fabrika açıyorlar. Üretim sahası açıyorlar ve oradan somonu çıkartıp Avrupa'ya gönderiyorlar. Aslında Avrupa'nın da yediği Norveç somonu
Çoğunluğu Şili. Somonun şimdi, merkezi bu taraf o zaman. Ya 1.7 milyar balık şeyi yapmak, ithalatı, ihracatı yapmak çok ciddi. Ama zaten Şili abi okyanus boyuna ince uzun uzanan bir ülke yani. Okyanusa çok şeyi var. Şeye baktığında okyanusa çok büyük bir kısım evet yer alıyor. Bütün Güney Amerika'nın sol tarafı bunların. Evet. Yüz ölçümüne baktığında Türkiye kadar aslında. Evet ama ince uzun. İnce uzun. 17 milyon 18 milyon da insan yaşıyor. 10 milyonu burada. Burada Santiago'da. Santiago'da. 8 milyonu Türkiye'ye dağılmıştır. Yukarısı zaten çöl. Aşağısı da turistik. Turistik kutup diyebiliriz yani. Evet. Sol. Biz... Ola sen yiyor. Ola. Bu fiyatları da yazmış mesela abimiz. Italiano? No, Turco. Turco, Brasileño. Brasileiro. Brasileiro. Fala português, tudo bem? Comida chilena, tudo, peruana, brasileira também. Não, na Chile, aqui não é nada. Ya dediğimiz gibi mesela 8 binlik menünün içine ne koymuş adam? Et koymuş herhalde. Et var, patates var, yumurta var. Bu klasiktir zaten. Brezilya'da da aynı. Burada da hemen hemen aynı. Evet. İşte hani 10.000 peso desen 8 aşağı yukarı bu 10 dolar civarında bir şey. Evet. Şu tabak. Yani 140 TL'ye hadi 130 TL'ye geliyor evet. Şu tabak. Pahalı ya. Hani Şili genel olarak. Gracias. Peki burası sokak yemeği. Düşün 130 TL'ye sana burada menü veriyor adam. Ha orada bir de ne var? Sınırsız içecek var. Yalnız daha ucuza da buluruz. Onu da söyleyeyim. Evet. 6.000 7.000 peso'ya da pardon. 5.000 peso'ya da çıkar yani. Çıkar. Bu tarafta çiçekçiler mi var abi daha çok? Bu tarafta çiçekçiler var ama hayır, şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çiçek üretimi aslında mis gibi koktu ha. He, değil mi? Çok güzel koktu içeri evet. Bir anda. Çiçekçiler burada şöyle söyleyeyim. Aslında Latin Amerika'daki en büyük çiçek üretimi yani gördüğüm, duyduğum kadarıyla benim gördüğüm kadarıyla Ekvador'da. Ekvador'da. Ekvador'dan Latin Amerika'ya hatta Avrupa'ya da çok fazla çiçek gidiyor. Şili'de çiçek, buradaki üretim nasıl onu hiç bilmiyorum. Ama Peru'ya da Ekvador'dan çiçek gittiğine göre bu tarafa da çiçek geliyordur diye tahmin ediyorum. Geliyor, Ekvador'dan çok fazla çiçek var. Buradaki çiçekler nereden geliyor bilmiyorum. Ama burası da en büyük, hatta Şili'deki en büyük çiçek şeyi. Satışının yapıldığı yer. Büyük fazla değil. Büyük değil ama. Ama yine de büyük bir yer yani evet. Hepsi bir arada. Hola, ¿cómo estás? Hola bien. Yo una pregunta, por ejemplo, ¿cuánta este? Ese 25. 25. Ne oldu? 25.000 peso. Aşağı yukarı 30-32 dolar. 32 dolara. Şöyle bir şeyi, hatta bir de sevgililer günü geliyor. Kaç gün? 3 gün sonra sevgililer günü. Evet. Şöyle hazırlamışlar adam 35 aynen. Dolara böyle bir şeyi veriyor. Burası tam artık yerel pazar. Dışarıya kurulan galiba. Şöyle. Şurası evet. O tarafta göreceğiz şimdi. Tam balık pazarı da var içeride. Hı hı. Burada çok güzel restoranlar da vardı da. Bakalım o restoranlardan bir tanesini bulabilecek miyiz? Yani Şili aslında Güney Amerika'nın en güvenli ülkesi diyorlardı. Öyle. Hem... Zaten hala öyle. Hala güvenli. Bakma yani. Tamam. Şöyle diyeyim. Burada da suç işleniyor. Burada da hırsızlık var. Burada da gasp var. Ama birçok ülkede de Amerika'da yok mu bu? Var. Var. Tamam mı? Fransa'da yok mu? Orada da var. Yani burada da var. Burası Latin Amerika'nın geneline göre baktığında oldukça güvenli. Ama Arjantin, Şili'nin şu anına göre Arjantin bir nebze daha iyi gibi geldi bana. Ferahlık konusunda, bu güven konusunda. Çünkü burada da dediğiniz gibi çok fazla yabancı gelmiş ya, mülteci. Şöyle bir şey diyeyim. Arjantin'de ekonomik durumu biliyorsun şu anda. Evet. Para yok orada. Aynen ama o halde bile güvenli. Burasıyla hemen hemen aynı ama ben gene burayı daha güvenli buluyorum. Hmm. Kıtanın yani ülkenin geneline baktım. Şu anda sen Santiago'dasın, başkenttesin. Evet. Aslında başkentler her zaman kaos içindedir. Başkentten çık, aşağı bir git, burası bambaşka bir dünya. Bambaşka. Burada balıkçılar başlıyor. Burada balıkçılar, etçiler başlıyor. Buradan içeriye doğru gittiğinde. Mesela ama yine burası biraz hijyenik. Şeydeki Peru'dakiler hep açık saçık abi. Peru'dakiler evet. Peru'da her şey açıkta. Aynen. Guatemala'da gittiğinde orada da görürsün ama orada da her şey açıkta. Burada en azından aslında burada da var ya şuralara gittiğinizde. Buralara burada da açıkta birkaç bir şey satılıyor. Burası da o kadar hijyenik değildi ama yine çoğu yere göre iyi ya. Tertipli düzenli. Aynen tertipli düzenli. Kasap sistemi gibi.
Mesela abi bir badem. Ben bademi çok severim. Ben de çok severim. Ne olmuş? 7.000 peso. Kilosu mu? Yok. 4'te kilosu. Ha, kilosu bence 4'te biri 2.000 diyor. 2.000. Kilosu 7.800 lira. Yani aşağı 7, yukarı ya. 9 dolar, 8.5-9 dolar. 8.5 dolara geliyor. Fıstığı daha çok tüketiyorlar. Neyi? Fıstık, evet. Burada çok ilginç bir şey diyeyim. Aslında şurayı da çek. Bunlarda çok güzel peynir üretimi de var. Peynir üretiminin güzel olmasının sebebini de söyleyeyim sana. İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bölgeye, Arjantin ve Şili'ye çok fazla Alman göçtü. Evet. Nazi subayları da kaçtı buraya. Onlar özellikle Patagonya bölgesinde, aşağı gittiğinde dikkat edeceksin zaten evlere. Aşağılara yerleştiler. Bir, bira üretimi. İki, peynir üretimi. Burada hakikaten çok iyi. Çok çok iyi. Onların şeyiyle aşağıdan yayılıyor. Aşağıda hem craft, işte ev yapımı birayı, hem de peyniri çok güzel yapıyorlar. O yüzden bu ülkede peynir çok güzel. Latin Amerika'da bulamadığın yoğurdu burada da bulabilirsin. Burada ha, yoğurt var, evet. Burada güzel yoğurt. Güzel yoğurt var, evet, onu denedim. Yani natural yoğurdu güzel yiyebileceğin bir ülke. Normalde bunların hepsi şeyi tercih ediyorlar. Meyveli yoğurt. Meyveli yoğurt, evet. Sade yoğurt çok yok. Bu muz burada da var, şey, kızartmalı. Aynen muz. Kızartma muz. Sen seviyor musun? Bazen belki çikolatalı olarak kızartılıp şey olursa. Ha, ben seni çekeyim biraz da. Ha, sen seviyor musun meyveli muzu? Meyveli yorum, şey, kızartmalık muzu. Kızartma muzu bir iki meyveli defa denedim. Onu da böyle içini yardılar, böyle çikolatayla falan yaptılar. O şekilde güzel olabiliyordu abi. Şu bayağı büyük. Ablayı da çekelim, bisikletçiyi. Senin tayfadan. Benim tayfadan bunlar. Şöyle bir şey var. Burada bu ülkede, şöyle dedim, bu ülkede yaklaşık olarak 260 kilometre sadece başkentte bisiklet yolu var. Ülkenin tamamını da bisikletle gezebiliyorsun. Yollar müsait. Yollar müsait. Yollar çok müsait. Sıkıntı da çıkartmaz insanlar. Toplam kaç ülke oldu abi? Bende 68 ülke oldu şu anda toplamda. Hepsi bisikletle. Hepsi bisikletle. Güzel, burası, bu tarafa ben, bak bu tarafına gelmedim herhalde. Aa, gel şu tarafa girelim. Kaç sene abi toplam? Şu anda toplam seyahat hayatım 12 sene. 10 senedir de işte sadece bu dünya turundayım. 12 sene. 12 sene toplam. Ha bak, burada bak, Çinliler turşuyu da çok seviyor. Burada turşu da. Turşu başka nerede görmüştüm? Bizde, bildiğimizdeki turşu ya bu. Ha. Şöyle. Soğan turşusu var herhalde. Soğan da var. O da karışık var. Orayı bilmiyorum. Şu biberden denedim. Güzel. Hafif acılısı vardı, güzeldi. Ya bunun biberi de iyi acı ha. Bilmiyorum, yedim mi? Şili biberi değil mi lan aslında? Şili oradan bu da, geliyor. Bu da yani var ya, bazen çok acı biberler oluyor. Geçen evde bir tane yedim, rahat çığlık attım. Şimdi biraz kalabalık ve büyük bir yere çıktık. Pazarın başka bir kısmı burası. Şey arıyoruz, abinin yediği güzel bir mekan varmış, yemek yediği de. Bak şunları dün yemişsiniz. Ne o? Şey, hoşaf gibi. Hoşaf. Evet evet evet, denedik. Yulaf da vardır içinde. Evet, çok, evet. Çok güzel. Yolda burada soğuk böyle çok iyi gidiyor. Çok güzel tadı var. Bizim komposto gibi biraz. Onu böyle güzel marketlerde şey yapmışlar. Yani puding gibi satılıyor böyle. Çok hoş. Çok güzel. Ama tabii sokakta yedim mi daha tatlı. Aynen. Daha dediğin yeri bulabilecek miyim merak ediyorum. Bakıyorum ama. Mısırlara baksana abi. Kocaman kocaman ya. Bu nasıl bir mısır böyle? Abi şuna bak. Şöyle baktığında kocaman bir mısır ya. Tam Peru'da tanesi büyükler vardı Peru'da. Orada zaten mısır çeşidi de çok fazla. Siyah mısır falan Peru'da. Ama bu da tuhafmış. Quanto vale un kilo choclo? 4 por 1000. 4000. 4000. Kilosu mu, tanesi mi? Kilo. Una o kilo. 4 unidades. 4 unidades por 1000. Por 1000. Así, 4 tanesi 1000 mi diyor? 1000. 4 tanesi 1 dolar 20 sent falan. Güzel. 4 tanesi 16 lira işte, no, senin dediğin gibi. Ama, kocaman mısır abi, onu haşlayıp zaten bir tanesini yesen doyarsın, evet. Doydum. Çünkü bir şey yemene gerek yok.
4 tanesi çok iyi aslında. Aslında iyi, evet. 4 tanesi iyi yani, güzel fiyat. Çilekleri ne güzel dizmişler ya. Lan orada sinir iş ya. Vallahi ha. Yani şunu dizmek, ama gerçi onun şeyleri var da çok güzel dizmişler ya çilekleri. Gracias. Ben yıkamadan bir şey yiyemem abi. Yok, yeme zaten. O konuda çok dikkatliyim yani. Şöyle bir şey var, bunlar da çok fazla şey kullanıyorlar. Kimyasal kullanıyorlar. Evet. Yani vaktin olursa tarlalara gidersen göreceksin. Kimyasal kullanıyor bunların tarlasında. Çin'in şöyle bir özelliği de var. Bak burada gördüğün mal aslında hani baktığında gayet kaliteli, güzel, tamam evet. mı? Taze. Ama bunların bir birinci sınıf üretimi var Şili'nin. Bu birinci sınıf üretimi Norveç, Finlandiya, İsveç'e gönderir. Dışarıya gidiyor. Şimdi İskandinav ülkelerini bilirsin. Avrupa'nın en pahalı ülkeleri. Aynen öyle. Ve Avrupa'nın bu en pahalı ülkelerinde Şili'den sebze meyve görürsün marketlerde. Üstelik hani en iyi marketlerinde. Şili elindeki en iyi birinci sınıf ürünü hep İskandinav ülkelerine satıyor. Şimdi yayını izleyen belki İskandinav ülkelerinden arkadaşlar olabilir. Onlar da evet. Onaylayacaktır. Çok fazla Şili ürününü İskandinav ülkelerinde görebilirler. Bak mesela yumurtaya bakalım abi. 30'lu, 15'li, 12'li şeklinde. 30'lusu 3500 falan. Ben yanlış hatırlamıyorsam dün markette bunun 5500-6000 olduğunu gördüm markette. Yani şu an burada uygun, ama bu da neye tekabül eder? Yaklaşık olarak 4,5 dolar, 5 dolara yakın bir fiyatı var. Türkiye'de ne kadar acaba? Ben Türkiye'de en son valla ben de hatırlamıyorum ama bir 30-40 vardır herhalde TL olarak. 30'lusu bilmiyorum. Zam ne desem yanılır. Aynen olacak. Ben de tam hatırlamıyorum benim abi. Benim Türkiye'yi terk ettiğim tarih 2012. Ya ben bir geçen uğradım geldim ama onda da fazla bir şey yine hatırlamıyorum. Gracias. Ne dedin, duydun mu? Ne dedi? Gözlerin ne güzel dedi. Hadi ya. Haber edecekler abi. Ya bu işte bak, bunu sevmedim. Bazı dezenfektanlar var, yapış yapış oluyor abi. Şey böyle bak, elde kurumuyor da. Bak burada şeftali de çok güzel ya. Şeftali çok fazla görüyorum zaten burada ya. Yolda giderken ben ağaçlardan bazen koparıyordum. Oraya bozuk paraları bırakıyordum. Yani göz hakkı falan hani bizde vardır ya. Bunlar da öyle değil. Bunlar biraz şey yapıyorlar. 1 kilosu 2 dolar civarında şeftalinin. 24 TL'ye geliyor kilosu. Aşağı yukarı 2 dolar işte. Aynı fiyat mı acaba? Aynı fiyat. Belki. Bu aslında bu nektar oluyor, bu şeftali oluyor abi. Yani. Tülüsü şeftali, evet. Tülüsüz olan nektar oluyor. İşte 24 TL'ye. Mangolar da güzel ya. Ben hiç sevmiyorum ya. Herkes mango. Çok seviyor. Vallahi sevmiyorum. Ben de yani çok aramam ama yediğimde de güzel yani mango. Bak, İyisini bulursan. Avokadoyu çok seviyorum. Bak. Burada mesela bu da patates değil mi aslında? Peru'da da çok patates çeşidi var ya. Bunun adını unuttum. Yani bir şey kökü de o. Bu aslında Afrika'da da var. Aynısı Afrika'da da var. Bir bitkinin kökü dediğin doğru. Adını Olar. Pardon, keşke. Yuka tamam yuka. Yuka doğru. Peru'da da vardı yuka, tamam. Şimdi hatırladım, doğru. Peru'da var, Afrika'da var. Venezuela'da gördüm. Brezilya'da da var bu. Patates gibi fırında da evet, yapıyorsun. Değişik. Şeyde köze de atıyorsun. Peru'da zaten biliyorsun abi, en çok patates çeşidi Peru'da ya. Lan çok nasıl, fazla. Nasıl unuttuk ya? Yuka, evet. Patates çeşidi olup olmadığını tam olarak ben bilemeyeceğim ama. Aynen. Fark şeyde. Peru'da bilmem kaç tane patates var. Çok çeşit. Mısır var. Bak evet, burada da siyah mısır burada da var. Siyah mısır burada da var. Zaten Peru'ya yakın. Şöyle siyah mısır. Taneleri de aynen Peru'nun kına benziyor. Büyük taneli. Şeyde Peru'da bundan alkol yapıyorlar. Bu mısırdan. Fermente edip bir şekilde %2, %3 içinde alkol değeri olan mısırdan bir içecek yapıyorlar. Adını hatırlamıyorum şu anda. Bir de şey meşhur, Pisco. Pisco diye bir alkolleri var. Bir şey diyeceğim, Pisco bak Şili ile Peru birbirine savaş atmış durumda. Aslında dünya genelinde Pisco içeceği
Şili'de daha çok Şili'nin olarak biliniyor. Çünkü evet. Bunlar reklamını daha güzel yapılıyor, tanıtımını daha güzel yapılıyor. Ama Pisco aslında Peru'nun içinde. Evet. Ve Cusco tarafında çok meşhur. O İnkaların olduğu yerde. Evet, sonunda Gürkan abi aradığı yeri buldu. Böyle full yemekçiler. Şuradan yukarıya bir bakalım. Buradan mı? İstersen gel şöyle bir etrafı gezelim ama yer burası herhalde. Evet. Şunun içine bir şey sarıyorlar da. Bunun adı Humita. İşte arkadaşlar, lokal yemek arıyorsanız böyle pazarlara ineceksiniz. Pazarlarda hep lokal yemek ama burada balığın meşhur olduğu belli. Ve gerçekten şunu gördüm, of, mis gibi somon. Tatlıyı da çok seviyorlar. Tatlı zaten burada. Ne diye? Pastel de şok. Bir tane varmış. Bir tane humita alır, bir tane. Bir tane mi varmış? Evet. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Queremos una pastel de choco y una humita. Una humita. ¿Cuántas humitas? Dos. Sale con ensaladita chilena, servida. Sí. Chilena. İstediğim şey, bir tane humita istedim, bir tane de pastel de choco istedim. Ya bu aslında ikisi de özünde mısırdan yapılan yemek. Mısırdan yapılıyor bu iki yemekte. Ben ikisi için de şey dedim. Ya biz Karadenizliyiz. Tamam mı? Karadeniz'de bu iki yemek de yok. Ben çok şaşırmıştım. İlk burada yedim bu iki yemeği de. Vallahi mısırla ilgili alakalı her şeyi biz Karadenizler yapıyoruz ama bu iki yemeği nasıl biz daha önce yapmadık hiç şeyde Karadeniz'de. Şimdi gelince göreceğiz. Gelince göreceğiz. Aynen, bakalım. Seyreden Karadenizli arkadaşlar da şaşıracaktır buna. Ben anneme gösterdim. Annem de şaşırdı. Bak dedi, biz bunu yemekleri hiç yapmıyoruz dedi. Yok dedi. Ben de merak ettim. Bakalım. Gelsin. Denerken daha detaylı anlatırız. Bu şey normal şimdi yemek öncesi. Bizim yemek şöyle yediklerimize dahil değil aslında. Şöyle bir sos geldi. Bunu ekmeğe sürüyorum. Güzel bir şey. Güzel. Şöyle bir çorba var. Pirinç var içinde. Ne var? Bizim pirinç bak, çorbası gibi mi? Aslında balık çorbası. Balık. Balık. Allah Allah, dur bakayım. Ama içinde balık yok. İçinde balık mı? Yani tadı. Ha, balık çalıyor içinde. Balığı kaynatmışlar. Suyunu vermişler bize abi. Suyunu vermişler. Balık çorbası içtim mi içtim. Evet, aynen, tadına baktık. Ama bu bile faydalı, yararlı. Evet. Yemeklerimiz geldi. Yemekler esas geldi. Ana yemekler. Şunu şöyle bir açayım. Onun dışındaki ne yaprağı? Mısırın koçanı var mı? Ha, evet, mısır yaprağı. Koçan, evet, mısır yaprağı. Bu mu? Yok ya. Daha var mı? Daha yok mu? Gelmişiz. He. Bu. Var zannediyorum ha. Var mı? Yok valla. Uf, ateş gibi ama. Şu tadına bakayım. Nasıl? Neye benziyor diye şey yapmam lazım da. Mısır da. Ya. Mısırın pürelenmiş. Pürelenmiş hali. Mısırın pürelenmiş hali. Evet. Hafif tuz gerekebiliyor ama. Orada bak. Hı-hı. Bir şey diyeyim, evde yaptığımız bundan daha güzel oluyor. Yani şunu merak ettim. Bu da mısır ama bunun içinde her şey var. Güzel mi? Sıcak mı? Yok. Böyle ha, bir şey. Oo, altta ne var? Altta ne yok? Daha içine girdikçe çıkacak. Altta bir şey çıkıyor. Dur bakayım şöyle bir. Abi çok güzel de kütür kütür altta bir şey yedim ben. Et var içinde, et.
Ne et o? Et var, zeytin var. Ama şu üstü çok güzel. Ya bu tarafında bak yumurta çıkıyor. Yumurta mı? Şöyle etli metli olmaya başladı bu. Ama bu çok güzelmiş. Ona göre bunun da daha çok güzel. Burada en çok yenilen yemekler, işte bu ikisi genellikle atıştırmalık olarak bunları şey yapıyorlar. Ne var? Evet, bu bana salata da getirdi. Salatayı da getirdi. Bak kemik varmış öyle mi abi? Kemiği varmış vallahi. Tamam, kemiği varmış. Normalde kemiksiz mi yapıyorlar? Kemik, ben kemik yiyorum şimdi. Hadi ya. Şansım abi, benim de kemikli renk geldi. Ama üstün, yani şu mısır yeri çok lezzetli. Hafif bir tatlılık da var. Ya işte bu mesela ikisi de mısır yemeği, iki mısır yemeği de bizde yok. Bu hani mesela... Abi dediğin midye şu mu abi, bak insanlar yemiş. Evet. Öyle büyük midyeler var. Böyle herkes, biz de yedik. Valla güzeldi abi yediğimiz şey. İkisi de çeşit bak, mısır. Mısır, iki farklı mısır yedik. Bu bizi var ya, beni yarın sabaha kadar tutar, ben sana söyleyeyim. Ben akşam belki atıştırabilirim, şimdi söz vermeyeyim de. Sen az yiyorsun zaten. Ben şimdi akşam bisiklet süreceğim 30-40 kilometre. Her gün o şey var, antrenman var. Evet, buranın iki pazarında, iki alanında gördük. Evet, şurada bir girişte normal seyyar lokal şey yemekçiler vardı. Onu da çekeriz abi, oradan gideriz zaten. Pazarın dışında böyle ya, ikinci burası, el eşyalar, bit pazarı. Burası iki sene önce nasıldı biliyor musun? Şu alanın tamamı çadırdı. Çadır. Venezuela'dan gelen insanlar burada meydanda çadırda kalıyordu. Sonradan hükümet ne derler şey yaptı. Kaldırdı buradaki bütün çadırları. Şimdi boş. Hiç çadırda kalan kimse yok. Ama evet. Burada işte hani ikinci el eşya satıyorlar. Bir şeyler, yani para kazanmaya çalışıyor insanlar. Ha, durumları o kadar iyi. Ne diyoruz? Latin Amerika'nın en pahalı ülkesindesin. Yani para kazanman gerekiyor. Kazanman gerekiyor. Harcama yüksek çünkü. Ha, çok yüksek. Her şey çok pahalı burada. Böyle bit pazarı. Hola. Arkadaşlar burası da tam artık lokal yemeklerin dışarıda böyle ucuza abimiz evde yapmış yemek kovalarının içinde bu şekilde kızarmış tavuk, patates, ablam burada şeyleri, tavukları kızartıyor böyle. Orada da abimiz tavada satıyor. Makarna ya. Bu şekilde. O ceviche dediğimiz bu işte arkadaşlar. Ablamız burada ayran yapmış, çiğ balık soğanıyla bu şekilde. Burada ablamız yine kızartıyor. Burada da ceviche var. Şu şekilde. Ama bu sokakta ceviche yemek aslında biraz riskli. Ben bunu arada bir şey yemem. Aynen. Çünkü ceviche çiğ balık olduğu için onu iyi yerde yemek lazım. Böyle abimiz karışık bir pilav yapmış. Ola. Böyle karışık yine salatası var. Şey spagettisi. Türko. Türko, Türkiye. Türkiye. Bu şekilde seyyar lezzetler de var. Orada yine pasteller, empanadalar. Buradan 3 sene önce gelseydin buraya. Pardon, 4 sene önce gelseydin. Türküm dediğinde onur, onur derlerdi sana. Onur mu? Onur, onur derdi herkes. Niye? Çünkü bu burada o dönemler hala da gerçi Türk dizileri seyrediyorlar burada. Türk dizilerini çok seviyorlar. He, evet. Ama o dönem 1001 Gece Türk dizisi burada oynuyordu. Halit Ergenç'in o dizideki karakterin adı burada Onur'du. He. Ama o dizi burada öyle bir tutmuş ki Türk'üm dediğinde herkes sana Onur, Onur falan diyordu. Bana diyorlar böyle Onur Onur diyorlar. Onur kim lan diyorum. Nasıl bilmezsin diyor. Ünlü Türk oyuncu falan. Yok diyorum, bizde öyle bir oyuncu yok ünlü Türk Onur. Ben tanımıyorum diyorum. Halit Ergenç'i bir gösterdi. Dizideki karakterin aynen, filmin adını. Şeyin adında. Peru'da şeyi görmüştüm.
Fatma Gül'ün suçuna falan, onu falan oynatıyorlardı ekranlarda her yerde. Muhteşem Yüzyıl mesela, çok uzun yıllar buralarda şey yaptı. Hani en yakın Şili'de şeyi biliyorum, Çukur dizisi. Çukur? Çukur burada çok sevilmiş. O her yerde bayağı var, Balkanlarda da çok vardı. Ama Güney Amerika'da kızarmış tavuğu çok seviyorlar. Her yerde ya, kızarmış tavuk. Mesela bunlar sadece yani tavuk çok seviyorlar, çok doğru. Bak tatlıyı da çok seviyorlar. Tatlı ayrı ya, her ya yerde tatlı. Şili'de, burası Şili'ler anormal derecede tatlıyı seviyorlar. Buradan yukarıya doğru çıkarken dikkat edersin şey var yani obezite. Ya burada inanılmaz kilolu herkes ya. Herkes çok kilolu, çok fazla evet. Şeker tüketiyorlar. Çok fazla unlu mamul tüketiyorlar. Şililer de bizler gibi ekmek yemeyi çok seviyor. Bunlar da her öğünde mutlaka bir ekmek tüketimi var. Balıkları kızartmış bu abimiz. Balıklar var. Burada abimiz değişik şeyleri kızartmış. Tam işte lokal yemekler. Ama dikkatli yemek lazım. Şöyle bir şey diyeyim. Eskiden çok yerdim sokakta. Yaş 43 olunca ben o işi bıraktım artık. Sokakta rahatsızlanıyorum. Midem rahatsızlanıyor. Hassaslaştı. O yüzden yağ zaten yağlı yiyecek hiç yemiyorum. Yaptıkları yemeklerde kullandıkları yağlar da rahatsız ediyor. Kullandığım tek yağ var yıllardır. O da zeytinyağı. Başka bir şey yediğim zaman gene mide Allah kullak oluyor yani. Evet. Bak kaç dakikadır, kaç saattir ana caddedeyiz. Hala korna hiç duymadık. Evet, korna sesi yok. Arkadaşlar parkın bu kısmında da abilerimiz bu şekilde satranç oynuyorlar. Yani bizde kahvede okey oynarlar. Burada satranç tabii ki. Evet. Şey. Burada bir tarihte geldim. Elif çekti beni böyle videoya. Oturdum amcanın karşısına. Böyle 8-9 dakika içinde beni şahmat yapıp gönderdi. Gönderdi amca. Bunlar o zaman baksana abi böyle komple gidiyor ya. Burada belli bir para verip de oynuyorsun ya, yanlış hatırlamıyorum. Sen biraz ucuzlu bir rakam veriyorsun. Birbirlerine iddia gibi mi artık? Bas. Yok yani o... Vallahi onlar iyice ilerletmiş, bak orada şey var abi. Süre var. Süre. Tık tık basıyorlar. Bak basmalı. Orada da var. Aynen süreli oynuyor onlar. Süreli olunca daha çekişmeli oluyor abi. Böyle tabii insanı strese sokuyor. Burası da aynı. Bunlar bitirmiş. Evet arkadaşlar, bugün pazar, çarşı gezdik Gürkan abiyle. Yedik içtik. Sen de iyi bilgiler verdin yine burada gezerken. Eline geldiğince yani. Sana sende ne bilgiler var? Bu arada Gürkan abinin internet sitesi var. Orada bloglarda detaylı bütün gezdiği yerlerden yazılar var. Şili'yi gezerken gürkangenç.com'dan bak. Aynen. Orada bir sürü bilgi yazıyor. Aynen abi. Senin de yukarı doğru Arika'ya gidiyorsun zaten. Çok çok işine yarayacaktır diye. Aynen abi. Ben de bayağı bilgileri oradan edineceğim. Zaten seninle konuşurken de çok bilgi edindik. Sağ ol. Bilgileri esirgemiyorsun. İnsanlara yayıyorsun zaten. Evet, işte ben zamanında yazmıştım. Sizler de videosunu çekersiniz öyle. Aynen. Mixleşmiş olur. Şey yapmış oluruz. Biraz daha gidelim böyle. Evet, Santiago büyük. Sen daha buralarda 3 ay kalırsın. Ben de buralardayım. Yine denk geldikçe şey yaparız. Yukarıdan aşağı gelirsen tekrar burada denk geliriz. Aynen abi. İnşallah. İyi oldu ya tanıştığımız. Vallahi iyi. Aynen abi. Güzel ya. Güzel oldu. Yolda böyle gezginler şeyler. Hani sen bir de 12 senedir geziyorsun ve bisikletle geziyorsun. Ne maceralar var sende? Evet, dolu. Yani o maceralar sende de işte yavaş yavaş oluşuyor. Oluşuyor. Unutulmaz anılar, unutulmaz insanlar, muhabbetler derken aynen. Bir bakmışsın 10 sene, 12 sene arkada kalmış. Benim de bir seneyi geçti abi. Yani kalıyor geride. Yola da devam ediyorsun. Aynen. Yani
Ben de ilk bir sene diye çıkmıştım. 12 yani, sene geçivermiş. Şimdi 12 sene geçti yani. İnsan, dünya çok büyük. Ama bazen de dünya küçük oluyor işte, her yerde yani karşılaşıyoruz. Dünya çok büyük, güzel. Gezmesi de çok keyifli. İmkanlar doğrultusunda gezmekte fayda var. Görmek abi yani. Görmek. Farklı kültürler. İmkanın varsa da böyle video çekip, yazı yazıp bunları paylaşmak da çok güzel. Aynen. Çünkü herkesin imkanı olmuyor. Aynen abi. Yani elimizden geldiğince sen de ben de yıllardır insanlara bir şey göstermeye çalışıyoruz. Yani evet, farklı bir coğrafyayı, farklı milleti, kültürü bir şekilde ben yazarak, sen işte bu videolarla video çekerek gösteriyorsun. Ben hem bundan, de kendimize hatıra bunlar abi. Tabii yani koyduğumuz internet sayfalarında bizim için de hatıra oluyor bunlar. Senin vesilenle de burada senin bütün seyreden, seven arkadaşlarına, dostlarına, ailene selam olsun. Selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki videolarda farklı şeylerle görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.